Herkese merhaba, ben Zahit. Bu videoda sizlerle Fatih'in günlüklerimize devam edeceğiz. Dördüncü dersimiz olacak bu. Bu videoda size RAM input ve input metodlarını anlatacağım. Hemen açalım IDLE'ı ve başlayalım. Bu arada derse başlamadan önce de söyleyeyim. Facebook sayfamızı takip ederek derslere rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu şekilde. facebook.com/zhdfblog yazarak derslerinize ulaşabilirsiniz. Sayfamızın ismi, kodumun kodu. Arama yaparak da bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir blog açayım dedim. WordPress açtım şimdilik. Eğer bakacağım öyle takipçi falan olursa kendim baştan PHP script yazacağım. Blog script yazacağım. Şimdi gerçi bir şey yazmadım. Deneme yapıyordum ama neyse. Aynı zamanda YouTube kanalımızda da videolarımızı bulabilirsiniz. youtube.com/koderiçocuk, yani koderiçocuk. Neyse, bu şekilde diğer derslerimiz de burada gördüğünüz gibi. Şimdi reklamımızı da yaptıktan sonra başlayabiliriz. Bu videoda ne anlatacaktım? RAW input ve input metotları. Yani artık kullanıcıdan veri almaya başlayacağız biz. Hemen şöyle anlatayım. RAW input metodu kullanıcıdan veri almamızı sağlar. Input metodu da kullanıcıdan veri almamızı sağlar. Peki bunların farkı nedir? Hemen şöyle anlatayım. Uyuz etti yine beni. RAW input metodu girdiğiniz her ifadeyi string olarak algılar. Yani siz buraya ne girerseniz girin, RAW input metodu için string'dir o. Input metoduysa ne girerseniz onu algılar. Yani biraz sonra farkı iyice anlatacağım zaten. Şimdilik biz RAW input metodunun kullanımına başlayalım. Diyoruz ki önce RAW input, sonra parantez açtık, kapattık, enter'a bastık. Gördüğünüz gibi artık kullanıcı olarak bu 3 nokta gelmedi ama biz bir şeyler yazabiliyoruz. Yazdık, burada da yazdığımız yazdı gördüğünüz gibi. Şurada şey olduğu için burada gördüğünüz gibi ters slash xfe dedi. XFE dedi. Bu şekilde RAW input metodu bizim yazdığımızı çıkardı. Peki bu kadar sade mi? Tabii ki de değil. Bunu bir değişkene aktarırdık. Şöyle bir şey de yapabilirdik. RAW input derdik. Sonra bir açıklama metni girebiliriz. Mesela lütfen isminizi girin tarzında bir şey. Evet, enter'a bastık. Lütfen isminizi girin dedi. Dedim mesela Zahit. Buraya Zahit'i döndürdü. Peki biz bunu nasıl kullanacağız kodlarımızda? Bunları bir değişkene atamamız tabii ki de daha mantıklı olacak. Şöyle diyelim mesela, isim eşittir RAW input, isminizi girin diyelim. Tamam dedik, isminizi girin dedik, Zahit dedim. Gördüğünüz gibi şu an ekrana hiçbir şey yazdırmadı. Burada girdiğim şey yazdırıyordu. Bunu artık şu şekilde kullanabiliriz. Print dedik. Sizin isminiz diyeceğiz, diyemedik bir türlü. Sizin isminiz. Sonra virgül koyalım. İsmi değişkenine kana yazalım. Gördüğünüz gibi sizin isminiz Zahit dedi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela yaşını da alabiliriz. Yaş eşittir RAW input. Yaşınızı gelin dedim. 16 dedik. İşte ne bileyim, aynı şekilde print yaşınız yaş gibi şeklinde yazdırabiliriz. Peki şöyle bir şey yapmaya kalkarsak ne olacak? Sayı 1 eşittir RAW input, ilk sayı diyelim 5 dedik. Şimdi sayı 2 eşittir RAW input, ikinci sayı diyelim, buna da ne diyelim, 8. Şimdi bunları toplamak istiyorum ben. Dedim print sayı 1 artı sayı 2. 58 dedi gördüğünüz gibi. Ama biz 5 ile 8'in toplamının 58 olmadığını biliyoruz tabii ki de. Neden böyle bir şey yaptı peki? Çünkü RAW input metodu biraz önce de söylediğim gibi içine gelen bütün değerleri string değer olarak algılıyor. Bu yüzden biz buraya artı işaret koyduğumuzda bize 5 ve 8 yan yana yazdırıp verdi. Mesela biz bu şekilde print sayı 1 eksi sayı 2 deseydik hata verecekti. Gördüğünüz gibi
Bu eksi operatörü string ve string arasında desteklenmiyormuş. Öyle söylüyor. Yani onun gibi bir şey söyledi herhalde, bilmiyorum. Neyse, bunu yaptık. Peki biz bunu nasıl açabiliriz? Şöyle açabiliriz. Integer metodu için alırız. Integer sayı 1 eksi yine int sayı 2 deriz. Bu şekilde gördüğünüz gibi eksi 3 dedi. Yani birkaç metot var işte. Bu metotta integer kullanarak yazdırmak da bu metotlardan birisi. Bir de input metodu var. Peki biz aynı işlemi input metoduyla yapmış olsaydık ne olacaktı? Input diyelim. Şöyle diyelim. Sayı 1 eşittir. Input. İlk sayı diyelim. 5 olsun. Sayı 2 eşittir. Input ikinci sayı, bu da 8 olsun aynı şekilde. Şimdi bu iki sayıyı toplayacağım ben. Sayı 1 artı sayı 2, hatta print diyelim bir de. Print sayı 1 artı sayı 2 dedik. Ne sonuç döndü? 13. Burada neye 8 döndü? Çünkü raw input metodu her şeyi string oluyordu, alıyordu. Peki bu input metodu her şeyi integer mi alıyor? Hayır. Ne girerseniz onu alıyor. İsim eşittir deriz. Input dedik. İsim girin dedik. Şimdi bakalım. Biz buraya input yazmışız. İsim eşittir input. Yine yanlış yazdık ya. İsim girin. Evet, şimdi biz buraya mesela daha yazmaya çalışalım. Yazdım. Ne oldu? Gördüğünüz gibi hata verdi. Şey diyor, ne diyor işte? Partial 14. satır mı bir şeyde işte hata varmış. İsim eşittir input isim girinde. Yani şu kısımda hata varmış diyor. Diyor ki dosya demiş string diyor. Birinci satır in module name. Ama anlamadım geç ya. Neyse, sonuç olarak biz buraya ne girersek input onu algılıyor dedik. Peki şöyle bir giriş yapsaydık. Yanlış yazdık. İsim eşittir input. İsim girin. Şimdi tırnak içinde zahit yazsaydık ne olacaktı? Gördüğünüz gibi isim başarılı bir şekilde aldı, hata vermedi. Print isim dedim. Gördüğünüz gibi zahidi yazdırdı. Demek ki neymiş? Biz ne tür veri girersek o veriyi o şekilde alıyormuş. Gördüğünüz gibi, hatırlarsanız zaten bildiğiniz gibi string bir de değişken oluştururken değerimizi tırnakla eşit yazıyorduk. Integer oluştururken işte direkt sayı olarak yazıyorduk. Daha görmedik ama liste oluştururken de bu şekilde yazacağız. Deneme, sonra virgül, deneme falan. Sonra sözlüklerimiz var bizim. Değişken tipi. Bu sözlükleri de işte bu şekilde, yok nasıl oluşturuyorduk? Ha. Mesela isim diyelim. Sonra bir çiftinden değer giriyoruz, virgül işte isim değer şeklinde. Evet, bu şekilde. Sonra bizim sözlüklerimiz dışında bir de demetlerimiz var. Bu demetleri de şu şekilde oluşturuyoruz. ASD, ne bileyim, DASD vesaire. Bunları daha görmedik ama olsun, örnek vereyim dedim. Şimdi type metodundan biraz bahsetmek istiyorum. Type metodu içine girdiğimiz değişkenin ya da verinin bize tipini söyler. Mesela burada gördüğünüz gibi isim değerimiz bir string ifade. Biz buraya type isim diyelim. Burada dedi ki bize type str, yani string karakter dizisiymiş. Şimdi sayı eşittir 5 diyelim. Biz bunun integer olduğunu biliyoruz. Type sayı dediğimizde gördüğünüz gibi type int dedi. Ya da mesela ufak bir liste oluşturuyorum ben şimdilik. Bunu bilmenize gerek yok. Deneme dedim. Deneme 1. Aman her neyse işte. Şimdi type liste dedim. Gördüğünüz gibi bunun tipi ne list dedi. Bunun gibi bu metot bunu yani tipi göstermeye yarıyor.
Şimdi input metodunu bu şekilde inceleyelim. Input asd asd gibi bir şey dedim. 1 yazdım buraya. Pardon, yanlış oldu. Değer eşittir input bir şeyler yazdık. Evet, şimdi mesela 5 yazdık buraya. Biz type değer dediğimizde gördüğünüz gibi bize integer diyecek. Type'ımız integer. Çünkü biz buraya integer girdik. Şimdi şöyle diyelim. Değer eşittir input değer girin. Evet, bu şekilde tırnak içinde 5 yazdık. Şimdi type değer dediğimizde gördüğünüz gibi bize string değerini döndürdü. Çünkü biz string bir ifade tanımlarken tırnak içinde yazıyorduk. Ve bu tırnak içinde yazdığımız ne olursa olsun string ifade olarak algılanıyordu. Gördüğünüz gibi sayı yazmış olsak bile yine string olarak algıladı. Yani buraya anlatmak istediğim şu ki, buraya nasıl bir değer girerseniz o şekilde bir dönüyor karşılığı. Yani o şekilde bir dönüt alıyoruz. Input metodu da bu işte. Ne şekilde girerseniz o şekilde alıyor. Yani Rav input metodunu kullanarak aslında istediğimiz her şeyi yapabiliriz yine. Mesela toplama çıkarma işlemi vesaire. Yani yardımcı fonksiyonlar kullanarak, bu değişkensel fonksiyonlar mı deriz artık, nasıl dersek. Ne bileyim, str fonksiyonu, int fonksiyonu ya da neydi onun adı? Sıralı sözlük fonksiyonumuz var bir modülün içinde. Onun gibi yani bu tarz şeyler için işte yaralım her şekilde kullanabiliriz. Mesela şimdi de basit bir uygulama yazalım. Hemen şuraya bir yeni dosya oluşturalım. Ne olsun bu? Mesela topla.py olsun adı. Topla.py. Evet. PyCharm'da yazabiliriz aslında. Güzel olur. PyCharm iyi program. Videoyu durdurayım da açılana kadar. Biraz yavaş açılıyor da. İyi, yine o kadar yavaş açılmadı. Şimdi gelir. Biz bu topla py'mizi PyCharm'ın içine atalım. Hemen bir açalım. Kodlarımızı yazmaya başlayalım. Geliyor. Gelecek, az kaldı. Hadi ama. Hiç olmuyor böyle. Evet. Evet. Son projemizi açalım. Proje yükleniyor diyor. Normalde böyle yapmıyordu ya. Bugün biraz yavaş sanki. Evet, listeler. Kendim çalışırken açmıştım, oradan kalmış. Evet, şimdi topla py'mizi attık. Önce bir karakter setimizi belirleyelim. Sharp, trial, distre dedik. Coding, cd, 12.54, trial, distre. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Amacımız ne bizim? Kullanıcıdan veri alacağız. Kullanıcıdan iki sayı isteyeceğiz diyelim. Bu arada ben size yorum satırlarından bahsetmedim galiba. Yorum satırları yorum yapmamızı sağlar. Yani şöyle anlatayım. Mesela bizim çok uzun işte 10.000 satırlık bir scriptimiz var diyelim. Hangi satır ama hangi kodu nereye yazdığımızı karıştırabiliriz. Mesela işte ne bileyim, kullanıcı giriş sistemimiz var bir yerde. Bu sistemi acaba kaçıncı satırdan başladık yazmaya? Ya da ne bileyim işte bir sosyal Facebook düşünün işte. Beğenme fonksiyonumuz var bir tane işte. Beğenme fonksiyonunu nerede yazdık falan. Bu tarz şeyleri karıştırabiliriz. O yüzden yorum satırları kodlarımızın okunurluğu açısından, yani ileride başkalarını görüp de Allah Allah burada acaba ne yapmak istemiş dememesi için kullanabiliriz yorum satırlarını. Yorum satırı oluşturmak için direkt şarp işaretini koyuyoruz. Yani kare işareti. Bir dakika, ben şu yazı boyutunu birazcık büyüteyim. Video blank izleyenler sıkıntı çıkartabilir biraz. Halledelim. Bakalım bir. Şunu da hemen göstereyim. PyCharm kullananlar için bu file sekmesi altında settings diye bir bölüm var. Ayarlar bölümü. Buradan editör kısmına gelip açıyoruz bunu. Color Sans Fonts'a geliyoruz.
Daha sonra font diyoruz. Burada gördüğünüz gibi şuranın şeyini gösteriyor bize. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela default değil de Twilight yapabiliriz. Ya da Warm Neon yapalım. PHP Storm, ben böyle kullanıyorum. Alışmışım. Bunu save diyoruz. Yeni olarak ayarlıyoruz. Mesela benim diyelim. Yazı boyutunu şimdi değiştirebiliriz. Mesela 18 piksel olsun. Evet, 18 iyidir. 1.1. Evet, bu da güzel. Bu şekilde bunu kaydediyoruz. Apply diyelim. OK diyelim. Gördüğünüz gibi yazı büyüdü. Gayet güzel şu an. Şimdi yorum satırı. Mesela diyelim ki kullanıcıdan iki sayı isteyeceğiz diyelim. Bu şekilde yorum yazabiliriz. Evet. Yani şarkı şarkıyla yapıyoruz bu yorum satırı olayını. Ve gerçekten de yakında yani biraz Python öğrenci çok işinize yarayacak. PHP'de vesaire ben sürekli kullanıyorum. Şimdi hemen yazabiliriz mesela. Diyelim ki işte kullanıcıdan iki sayı isteyeceğiz dedik. Hemen bu sayıları nasıl isteyeceğimize bakalım. Sayı 1 eşittir. Raw input metodunda şöyle bir sayı gelin diyelim. Bu arada şunu da göstereyim. Fonksiyon içinde fonksiyon kullanabiliriz. Mesela ben bunu direkt int fonksiyon içine alırsam artık toplama çıkarma işlemlerini hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmayacaktır. Evet, gördüğünüz gibi şimdi sayı 1 eşittir integer raw input bir sayı girin dedi. Şimdi kullanıcı sayı girdikten sonra ikinci sayı isteyeceğiz. Sayı 2 eşittir int metodu içinde raw input bir sayı daha girin. Evet, bu da tamam. Şimdi sonucumuzu alacağız. Sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2. Şimdi ekranı şöyle bir şey yazdıralım. Print diyelim mesela str sayı 1. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü burada bizim sayımız integer olduğu için mesela sayı 1 artı diyeceğiz str sayı 2 eşittir sonuç dedik. Şimdi ekranı biz diyeceğiz ki mesela birinci sayımız 5 diyelim, ikincisi de 7. 5 artı 5 artı 7 eşittir 12 diyeceğiz burada. Ama biz burada str fonksiyonu kullanmasaydık bu 5 ifadesiyle şuradaki string ifadeyi toplamaya çalışacaktı. Bu yüzden programımız hata verecekti. Evet, bu şekilde. Yani bu yüzden biz buraya bunlar string fonksiyonu için aldık. Evet, şimdi yaptığımız bu program girilen iki sayıyı toplayan basit bir program. Bu noktada virgüle gerek yok. Yani ben el alışkanlığı olduğu için koyuyorum. Yoksa başka bir sebep yok. Noktada virgül ister koysun ister koymasın hiç fark etmez. Burada işte gördüğünüz gibi kodlama şeyini belirledik. Şimdi biz bunu hemen çalıştıralım. Bu arada şöyle çok güzel bir özellik göstereyim. Bilmeyenler olabilir belki. Mesela ben buradan girip böyle cmd yazıp buraya girmek yerine cd desktop yazmak yerine mesela gördüğünüz gibi şu an desktop'tayız. Bunun yerine biz direkt şu şekilde ctrl ve shift'e basılı tutarak sağ tıkladığımızda bu şekilde bir sağ menü açılıyor. Yani bu normal hali. Ctrl shift sağ tık yaptığımızda da open command window here diye bir şey çıkıyor. Ona tıkladık mesela gördüğünüz gibi direkt desktop üzerinde geldi. Masa üstü üstünde. Mesela ne bileyim HTML derslerine girdik diyelim. Ctrl shift sağ tık yaptık. Open command window here dedik. Gördüğünüz gibi C users zahit desktop HTML dersleri içine girdi. Bu şekilde bizi kod yazmaktan yani CD kodunu yazmaktan kurtaran güzel bir özellik. Hemen komut satırımızı açtık masa üstümüzde. Sonra diyoruz ki Python topla nokta P'ye. Evet, bir sayı girin dedi. Şu Türkçe karakterleri aldırmayın. O birazcık daha çözemedim onun nasıl yapıldığını. İnternetten bakabilirsiniz. Büyük ihtimal çözenler vardır. Uğraşmak istemiyorum. Evet, bir sayı girin dedi. Sayımız 8. Bir sayı daha girin dedi. 6 olsun sayımız.
Hata verdi. Neden hata verdi? Şimdi bakalım. File toplanıklı P'ye line 6. 6. satırımıza bakalım. Burada böyle bir hata varmış. Evet. Şimdi neden böyle bir hata verdi? Hemen şuraya Python yazalım. Bakalım. Python sürümümüz 2.7.8'miş. Burada sıkıntı yok. Temizleyelim. Pardon, Python'dan çıkalım. Temizledik. Python toplanıkta P'ye. 8.6. Evet. Diyor ki şimdi print str sayı 1 artı str sayı 2 artı eşittir artı sonuç demiş. Can't concatenate str and int object demiş. Burada şöyle bir durumdan bahsediyor. Sen bu string ifadeyle integer ifadeyi bağdaştıramazsın mı diyor. Toplayamazsın mı? Öyle bir şey diyor. Peki bunun neden oluyor? Şu artı işaretleri yüzünden olabilir. Ben bunlarla ifadeleri bağlar sanıyordum ama bağlanmıyormuş demek ki. Buradaki artı işaretlerini silip yerine virgül koyarsak eğer hepsini silelim. Şunu da silip virgülü koyduk. Şimdi toplam.py'yi kaydettik. Şimdi yazalım hemen. Python'ın topla yanlış yazdık. Python topla.py. Bir sayı girdi, 8 dedim. Bir sayı daha girdi, 6 dedim. Gördüğünüz gibi 8 artı 6 eşittir 14 sonucunu verdi bize. Mesela programları tekrar çalıştıralım. Python topla.py 7, 3. Sonuç 10 dedi işte. Python diyelim tekrar. Topla P'ye 51 ile 49 toplasın mesela 100. Bu şekilde böyle program yazdık. İnşallah anlamışsınızdır bu raw input ve input metotlarını. Bunu input'ta da yapabilirdik. O zaman şu integer metoduna hiç gerek kalmayacaktı. Onları da siz kendiniz ayarlarsınız artık nasıl isterseniz. Bu dersimiz bu kadardı. Burada öğreneceklerimiz bu. Bir dahaki derste koşullu ifadeleri anlatırım büyük ihtimalle. Mesela işte eğer şey deriz. Kullanıcı kendisi işlem seçebilir işte. Kullanıcının seçtiği işlem toplamaysa bu iki sayıyı topla işte. Çıkarmaysa iki sayıyı çıkar ya da çarpmaysa çarp, bölmeyse böl tarzı. Yani gerçek bir hesap makinesi tarzı bir şey yapabiliriz. Ama tabii ki de komut satır üstünde. Yani grafiksel bir şey olmayacak. Gerçek hesap makinesi derken öyle düşünmeyin. Bu dersimiz bu kadar. Başka derslerde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.